Sevgili izleyiciler, emeklilikte yaşa takılanlar, tabii ki haberi ben de izledim ve haberi defaatle izledim, defalarca dinledim. Bu konudaki tepkimesini ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuya refleksini özellikle takip ettim. Evet değerli izleyenler, EYT derince Sayın Cumhurbaşkanımız arabadan iniyor ve EYT ile ilgili söylemleri söyleyen vatandaşların yanına gidiyor. Gerçekten böyle bir siyasetçilik budur. Siyasetçi demek sahada böyle hit konulara, yani hit derken önemli, toplumda en popüler ve bu konuda çözülmesi için tüm kesimlerin merakla kulak kabarttığı ve gözüyle bu konunun çözümünü aradığı dönemde Sayın Cumhurbaşkanı tebessümle EYT'lilere gidiyor. Daha önceki konuşmalar ve karşılıklı bu konuda bir öğreti biçiminde değil, bir yani sanki mahalle sakini gibi kendilerine yavaşça geliyor ve EYT'lilerin bu konudaki durumlarını bizzat yine tanık oluyor. Özellikle sağlıkla ilgili vatandaşın söylediği söze o anda belli konuda bir cevap verse de bu konuyu not ettiğine inanıyoruz. EYT'lilere bakışına baktığımda daha önce çözeceği sorunlar ve el atacağı ve bu konuda çözüm getireceği sorunlara bakarken ki o tebessümünü gösteriyor. Yani EYT'lere bakışı aslında vücut diliyle ben bu işi çözeceğim diyor. Sizi bir dinleyeyim diyor. Sizin tepkinizi bir dinleyeyim diyor. İnanın bugün nabız yoklanmıştır. EYT'nin nabzı yoklanmıştır. Ve yaş pazarlığı gibi konuşmalar geçmiştir. Bakmıştır EYT'ler ne diyor. Sıkıntılar neler. Evet bu konuları komisyon kendine sunulduğunda, komisyondaki rapor kendine sunulduğunda kendisi de hatırlatacaktır. Çünkü çok güçlü bir hafızası vardır. Bir yerde bir konuşma gerçekleştirdiyse o konuşmayı unutmaz. Gerçekten söylüyorum, unutmaz. Bu konuda EYT'lerle ilgili geçirdiği diyaloğu da EYT komisyonuyla paylaşacaktır. Zaten EYT komisyonu masaya, bu pazarlık masası mı diyelim, çözüm masası mı diyelim, yaş sigorta başlangıcı ve prim ortalamasıyla gidecektir. Tek yaşı baza alarsak EYT'yi anlayamayız. Günümüze uyarlamış oluruz. Biz 99'dan önce hakkı alınmış bu kişilere hakkını iade edecek yaş sigorta başlangıcı ve prim ortalamalarıyla gideceğiz. Yani yaş tanstantlı olmayacak. EYT komisyonuna bu konuyu özenle ileteceğim. Evet, EYT denince arabadan iniyor. EYT'lere sevgiyle bakıyor. Vücut dili EYT diyor. Ama komisyondan çıkacak raporu bekliyor. O bir siyasetçi arabadan inip EYT'nin nabzını yokluyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nı yıllardır izlerim. Bir konuya böyle bakıyorsa o işte tamam vardır, tamam. Evet değerli izleyenler, böyle özetlemek istedim. Etiketi böyle vermek istedim. Çünkü gerçeklik payı var. Grup toplantısında büyük bir müjde ile vereceği EYT kararını sokakta açıklamaz. Evet değerli izleyenler, beni izlemeye devam edin.